Yaratılış 5. bölüme baktığımızda her bir nesilde günahın korkunç sonucunu görüyoruz. Her bir nesilde babaların adı geçiyor. Her bir nesildeki isimlere baktığımızda cesaret kırıcı bir şeyler buluyoruz. Böyle bir benzerlik var. Hayatlarına baktığımızda büyük bir benzerlik var. 5. bölüm 5. ayete baktığımızda Adem toplam 930 yıl yaşadıktan sonra öldü diyor. 7. ayette Şit'in ölümünü görüyoruz. 11. ayette Enoş'un ölümünü görüyoruz. 14. ayette Kenan'ın ölümünü görüyoruz. Devamlı olarak öldü, öldü diye görüyoruz. Çok uzun zaman önce yaşamış insanların biyografisini görüyoruz. Kendi biyografimizin başlangıcını bilmiyoruz ama sonunun ne olacağını biliyoruz. Öldü diye bahsedileceğiz biz de. O kişi öldü veya bu kişi öldü diye bahsedilecek. Ancak 7. kuşağa geldiğimizde, Yaratılış 5. bölüm 22. ayetten 24. ayete kadar baktığımızda Hanok Tanrı ile yürüdü diyor. 23. ayete baktığımızda Hanok toplam 365 yıl yaşadı. 24. ayette ise Tanrı yolunda yürüdü, sonra ortadan kayboldu çünkü Tanrı onu yanına almıştı diyor. Hanok için öldü kelimesi kullanılmıyor. Neden Hanok'un durumu farklı? Bence bu bir şeylerin gösterimi. Bence bu İsa Mesih geldiğinde hayatta olacak olanların deneyimleyeceği şeyin bir gösterimi. Bu genel ve neredeyse evrensel bir ilke. İbraniler 9. bölümde görüyoruz ki bir adam var ve o ölmek için seçilmiş. 1994 yılının Ağustos ayında babamın ölümünü gözlerimle gördüm. Öldüğünde yanındaydım. Yüzüne bakıyordum. Babam son olarak gözlerini açtığında odada olan tek kişi bendim. Son zamanlarında beni gördü. Babamın ölümünü gözlerimle gördüm. İşte o zaman, işte ölüm buymuş dedim. Her insanın yaşayacağı ölüm buymuş. Adem'den aldığımız, günah yüzünden bize geçmiş olan ölüm buymuş. Yaşarken Mesih'in gelişini görenler ölümü tatmayacak. Kilisenin o zorlu zamanlardan geçerken bu dünyadan alınacağına inanan insanlar var. Bunu Habakkuk örneğinde görebiliyoruz. Eğer ki bu peygamberlik doğruysa, Hanok bizim için iyi bir örnektir. Bu peygamberlik konusunda ne düşünmeliyiz? Birçok Hristiyan, Hristiyanların çoğu, İsa Mesih tekrar geldiğinde yaşamda olanların ölümü tatmayacağına inanıyor. Bu bir ödül, doğru. Ancak ben Habakkuk'un bu dünya üzerinde yaşayan diğer insanlardan daha doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü doğru insanlar da ölüyor. Daniel de öldü, Yusuf da öldü. Bu insanlar doğru insanlardı. Tanrı ile yürüyen kişilerdi. Bu sadece ödül olmaktan ziyade bir şeyleri temsil ediyordu. Ve aynı zamanda Tanrı'nın ölüm üzerinde yetkisi olduğunu gösteriyordu. Bu konuda düşüncelerimi paylaşırken biraz tereddüt ediyorum. Yaratılış 5. bölüm hakkında vaaz duyduğunuzda veya bir kitap okuduğunuzda görebileceğiniz başka şeyler de var. Mesela şöyle bir önerme görebilirsiniz. Yaratılış 11. bölümdeki iki tanığın Vahiy kitabı 11. bölümdeki iki tanığın doğaüstü o iki tanığın o iki kişiliğin ismi çıkmıyor. Bu kişiler öldürülmüşler. Bazıları şöyle yorumluyor ki bunlardan birisi Hanok, birisi ise İlyas. Çünkü Hanok ve İlyas bu dünyaya doğup da ölümü tatmamış insanlar. Ancak bazı insanlar onların gelecek nesillerde bir zamanda
ölmek için bir şansa sahip olacağını düşünüyor. Bunun doğru olup olmadığını söyleyemem. Doğru olması da gerekmiyor zaten. Hanok ve İlyas yeni antlaşmada ölümü tatmamış insanlara örnekler. Yaratılış 5. bölüm, Hanok'un hayatına baktığımızda çok önemli bir şey görüyoruz. Hanok'un Tanrı yolunda yürüdüğü söyleniyor. 24. ayete baktığımızda Tanrı yolunda yürüdü, sonra ortadan kayboldu çünkü Tanrı onu yanına almıştı diyor. Bu, Yuhanna 25. bölümde İsa'nın anlattığını gördüğümüz bir ilke. Bu, Galatyalılar 5. bölümde Pavlus'un bize ruhta yürüyün dediği bir ilke. Tanrı'nın yürüdüğü yöne yürümek, Tanrı'nın gittiği yere gitmek, Tanrı ile beraber yürümek. Bizler Tanrı ile yürümeliyiz. Çünkü bu Tanrı'nın halkının göstermesi gereken ilk şeydir. Hikayeler anlatmayı seven çok ünlü bir vaiz var. Her gün bir hikaye anlatırmış. Hikayenin adı Her Gün. Hanok ve Tanrı her gün yürüyüşe çıkarmış. Tanrı gelirmiş ve Enok'la beraber yürürmüş. Bu yıllarca böyle devam etmiş. Bir gün yürüdükten sonra Tanrı demiş ki, benim evim buraya çok yakın. Ve senin evin de çok yakın. Umut ettiğim bir şey var ki, umarım burada bulunan herkes böyle bir ölümle karşılaşır. Bizler İsa Mesih gelmediği sürece bu hayatta ölümden kaçamayacağız. Bu odadaki en yaşlı kişi benim. O yüzden en düşük şansa sahip olan kişi de benim. Belki sizler Rab İsa geldiğinde hayatta olacaksınız ve Hanok'un yaşadığı bu deneyimi ortak olma şansı yakalayacaksınız. 1982'de ölen ve hakkında durmadan bahsettiğim büyük vaiz Spurgeon, yanlış nedenlerle Mesih'in gelişinde hayatta olmayı beklemeyelim diyor. İsa geldiğinde hayatta olmak istemediğini söylüyordu. Ölümün kurtarıcısının deneyimlediği bir şey olduğunu söylüyordu. Bu nedenle kurtarıcısının deneyimlediği bir şeyi deneyimlemeden sonsuzluğa geçmek istemiyordu. Rab İsa Mesih ile bu konuda da paydaş olmak istiyordu. Ve Mesih'in deneyimlediği bu şeyin bilgisini Rab İsa Mesih ile paydaşlığı deneyimlemek istediğini söylüyordu. Eğer ki Mesih'i biliyorsak ölüm korkunç bir şey değildir. İsa Mesih Yuhanna 11:25'te Marta ve Meryem'e diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır dedi. Sizin ölümü deneyimlemeniz imansız birinin ölümü deneyimlemesiyle farklı olacak. Ölüm sizin için ölüm olmayacak. Ölüm sizin için ölümden yaşama geçiş olacak. Küçük harfle yazılmış yaşamdan büyük harfle yazılmış yaşama geçiş olacak. İşte Yaratılış 5. bölümde biz böyle mükemmel bir şeyi görebiliyoruz. 5. bölümde başka büyük insanın doğuşunu görüyoruz. Nuh 5. bölümde doğuyor. Önceki derslerde Nuh'un babasını başka bir isimle çağırmıştım. Ancak isimler o kadar önemli değil. Karıştırmış olabiliriz. Her şeyi hatırlamak zorunda değiliz. Veya buradaki sayılarla bir şeyler yapmak zorunda değiliz. İsa Mesih'in bu dünyaya tekrar geleceğine inanan çok ünlü bir akademisyen vardı. Kendisi Chicago Üniversitesi'nde çalışıyordu. Adı Edwin Feeling. Eğer ki imkanınız varsa kitabını okuyun. Bu akademisyen hayatının büyük bir kısmını yeni antlaşmadaki ve eski antlaşmadaki sayıları çözmeye adadı. Orijinal metinlerin ne dediğine ve sorunları nasıl çözeceğimize odaklandı. Yazdığı kitaplardan birinin ismi Krallar Kitabı'nın İbranice olarak gizemi. Krallar Kitabı'na İbranice olarak bakıldığında sayıların gizemine odaklanan bir kitaptı bu. 5. bölüm 32. ayette Nuh 500 yıl yaşadıktan sonra Sam, Ham, Yafet adlı oğulları doğdu diyor.
Bizler hayırsever bir proje olmaya devam ederken, nazik bağışlarınız TVS hizmetinin çağrısını yerine getirmede hayati olmaya devam edecek. Nazik desteğinize ve işbirliğinize güveniyoruz. Ayrıntılı bilgi için tvseminleri.com'u ziyaret edin.